Burası hiç taverneye benzemiyor Cansu. Kebapçı hiç değil. Bana bak Armağan. Çok mu hafif giyindik acaba? Rezil olmayalım. Merhaba aslanım. Ben masa ayırtlıydım. İsmim Yusuf. Soy ismim Güdük. Bak bakayım defterine. Buyurun. Bir gariplik var demiştim sana. Aradaki 9 farkı bu. Kuru boya seti kazan. Buyurun. Biz de burada gündelikçi gibi kaldık. Ay ne bileyim ben. Lüks deyince gözünü çıkarmış Güdük. Burası bize bile fazla. Ay. İyi akşamlar. Ben metro oteliniz Şefik. Yok. Biz otel kısmında kalmayacağız. Yemek yiyip gideceğiz. Yanlış bir şey söyledim. Herhalde galiba sunursa. Aperatif. Buyur. Yemekten önce alacak mıyız acaba? Biz almayacağız. Siz buyurun olur. Açılışlar. Hani? Nerede açılış var? Elindekini açarsan görürsün. Şey... Biz biraz düşünebilir miyiz lütfen? Burada yazanlardan bir şey anlayan var mı? Yok. Yalnız karşısında yazan fiyatları anlıyorum. Ama anlamamazlığa geliyor. Adama sorar. Neyse anlatsın aslanım. Soralım da rezil olalım değil mi? Ah kafam. Çoktan pişman oldum ya. Vay kardeş. Ben de sana bakınıyordum. Buyur, elbiselerin kirasını. Buraya gideceğini niye söylemedin? Sormadın ki. Aman Allah'ım. Gene geliyor, ne diyeceğiz? En pahalısı bu. Bari pahalı bir açılış yapalım. Cansu, delirdin mi? Bundan olsun bari. Chetnayer de Metin. Şanuvar Dumaten. Ben şu anda canım istemiyor. Şöyle güzel bir işkembe çorban var mı aslanım? Ne bakıyorsunuz ya? Lokantaya geldik. Çorba içmeden olur mu? Ha bir de ayak yolunu bir gösteriversen aslanım sana zahmet. Armağan. Bu gecenin sonunda benim kalbim dayanmayacak. Sen istedin Cansu gayret. Hayatımda bundan daha kötü bir şey yaşamadım. Evet evet. Bundan daha kötü ne olabilir ki? İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi akşamlar. Bundan kötüsü olabilir mi Armağan? Ay olabilir. Hoş geldiniz profesör. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Mersi. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Sizlerle burada karşılaşmayı hiç ummuyordum. Ummadık taş baş yararmış hocam. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Biz Eriş hocanın öğrencileriyiz. Ben Armağan. Ben de Cansu. Çok memnun oldum çocuklar. Hanımefendi eşiniz değil mi hocam? Hayır. Leyla Hanım, arkadaşım. Öğrenciler için standardı biraz yüksek bir yer. Devamlı mı geliyorsunuz? Hayır hocam, biz şeylerle geldik. Arkadaşlarla. Yani komşu arkadaşlarla. Yani komşu arkadaşın arkadaşı... Armağancığım. Hiç yorulma canım. Tanışacaklar, engel olamayız. Hadi elbiselerimizi, arabayı hallettin. Hesabı nasıl halledeceksin? Her şeyin bir çaresi bulunur aslanım. En fazla dayak yedik. He, en fazla dayak yeriz. Abu! garson bakar mısınız? Haydar, Yusuf. Üniversiteden değerli hocamız Profesör Eriş Bey.
Vay babayın çarını seveyim aslanım hocam. Hele de kraliçemin hocasıysan başımın üstünde yerin var. Nasıl? Benim kraliçem derslerine hiç çalışıyor mu? Yusuf, daha sonra sohbet ederiz. Şimdi otur istersen. Yok, tövbe oturmam. Bak ne güzel müzikler çalıyor. Madem müzik hesaba dahil, kraliçemle karşılıklı oynamadan oturmam. Evet evet, biz biraz uzaklaşsak iyi olacak. Kusura bakmayın hocam. Arkadaş biraz heyecanlı da. Heyecanlı? Bu arkadaşınız için söylenebilecek en iyi söz. Astronotomik bir durum. Hoca, yemeğin gelene kadar benimkinden verir mi biraz? Ablacığım özendiysen sen de al bir parça. Yeter ama. Bu seviyesizliğe daha fazla katlanmak zorunda değilim. Buyur. Eriş lütfen otur. Bakınız küçük hanım. Seçtiğiniz erkek arkadaşların kalitesiyle kendi kalitenizi belli ettiniz. Komitemde çalışamayacağız. Üstelik arkadaşlarınız sergiledikleri seviyesizlikle akşam yemeğinizi berbat ettiler. Bunu telafi ediniz. Buyur. Sizi rahatsız ettiysek özür dileriz hocam ama... Rica ederim bu iki barbarı derhal buradan çıkarınız. Arman? Kalite anlayışımızın uymadığı açık hocam. Barbar dediğiniz insanlardan biri dünyada tanıdığım en kaliteli insanlardan biridir. Pırıl pırıl bir yüreği, dürüstlüğü, saflığı kaliteden sayıyorsanız eğer. İkimiz ortak yeriz dedim ama orasından burasından dürtüyorum kokmuyor. Dirençli bir hayvandır. Uğraşma Aydar. Aç değilim zaten. İyi akşamlar hanımefendi. Hoş geldiniz profesör. Merhaba Şefik. Korkarım sizin buranın kalitesi hayli düşmüş. Bırak kalsın. Yan masadan gönderdiler der. Ne yapıyorsun Aydar? Listedeki fiyatları zihnime yazdıydım. Ayıptır söylemesi. Kaç para ödeyeceğimizi hesaplıyorum. Durum nasıl? Üstelik Aydar şu anda matematik fakültesi 1. sınıfta okuduğu halde asistan unvanı taşıyan bir dahidir. Şurada oturan zavallı mı? Korkarım en çok 3 basamaklı 2 sayıyı kafadan çarpma pratiğine deha diyorsun. Hayır, daha da ötesini kastediyorum. Hiç sanmam. Eriş rica ederim. Var mısın iddiaya hoca? Yemeğine. Zavallıcığı rakip kabul edemem, haksızlık olur. Ay yazık. Leyla Hanım da korktuğunuzu sanacak hocam. Pekala. Biraz sonra hesabımızı da ödeyerek gidecekseniz sorun yok. Oldu bu iş aslanım hocam. Leyla fizik doçentidir. İşlemleri o sorsun. Zavallıyı fazla zorlama Leyla. Çok komik ama peki. Evet. 354 çarpı 277. 98.058. Doğru. Benimki 5 basamaklı olsun. 45.612 çarpı 78.451. 35.783.070.120. Doğru. (gülüyor) 4.576/325. (gülüyor) 120.456. Yanlış. Doğrusu 123.456. Doğru. Vay babayı, sen inanılmaz birisin Haydar. Lütfen devam eder misin Leyla? Biraz da logaritma olsa.
Şey, olsun tabii canım. Fark etmez. Eriş hocanın rengi açık mordan koyu mora geçmeye başladığında iddiayı bitirdik. Tabii Eriş hocaya bağladığımız mesleki düşlerimizi de bitirdik. Tanrım, o züppeye etek boylarını öğretemeden şu iş bitti ya. Hoca, bizim hesabımızla birlikte korkunç bir rakam ödedi. Üstelik Yusuf şampanya bile açtırdı. Şampanyayı biliyor muymuş? Yok canım. Garson, o hani patlayınca köpük saçan getir dedi. Cebinden para çıkmadığına göre ondan yine kurtulamadın demektir Cansu. Hayır. Güdük akıl daha da bir bilendi. Ama ondan temelli kurtulana kadar mücadelem sürecek. Ne oldu Recep? Yusuf Güdük bu sabah memleketine dönerken kaza geçirmiş. Aa, ne? Aman Allah'ım. Temelli kurtulmamışım değil mi? Aman. Yani sağ mı? Sağmış ama bütün her yeri kırılmış. Nerede olduğunu da bilen yokmuş. Ay. En azından bir süre için rahatsın. Uzun zaman buralara gelemez. Abo! Bacılar! Yusuf sen misin?